Herkese yeniden merhaba. Neden Böyle YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün stüdyo konuğumuz uzman çocuk doktoru Lale Babayeva. Evet Lale hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam, bugün sizinle toplumumuzda yakından ilgilendiren bir hastalığı konuşacağız. Yani diyabet konusunu ele alıyor olacağız. Gerçekten diyabet çok, yani toplumda sık rastladığımız bir hastalık. Özellikle son zamanlarda da yeme alışkanlıklarımız da değiştikçe, daha hani kötü beslenmeye başladıkça diyabet de daha çok arttı. Hocam, bize bir diyabet nedir onu tanımlayın. Ondan sonra diyabetin çeşitlerine girelim. En son olarak da tedavi yöntemlerine değiniriz. O zaman size hemen dönüyorum ve soruyorum. Diyabet nasıl bir hastalık? Şimdi diyabet aslında otoimmün bir hastalık. Hı hı. Her ne kadar özgeçmişte yani yakın tarihe kadar diyabet genetik bir hastalık sayılsa da artık diyabetin otoimmün ve geri dönüşlü bir hastalık olduğunun kanaatindeyiz. Ve diyabeti birçok sebeplerden kaynaklanabilir diyabet hastalığına. Kendi başına var olan bir hastalık değildir. Evet. Yani diyabet aslında bir sendromdur. Yani ben böyle tarif edebilirim. Diyabet bir hastalık değil, bir sendromdur. Bunu da başlatan birçok nedenler vardır. Kendi başına oluşmuyor. Yani pankreasın illa bir genetik hormonal bir disbalansı olacak ki, genetik kusurlu bir hormon olacak ki, bundan sonra hani yeni doğan döneminden itibaren bir diyabet olursun. Ancak toplumda bütün genetik hastalıkları zaten karşımıza getirdiğinizde %100 genetik hastalıktan %5'i sadece genetiktir. Yani toplumun bütün genetik hastalıkların içinde sadece %5 genetik hastalıklar sayılıyor ki bunların da içerisinde insülin direnci genetik hastalık sayılıyor. Anladım. Hocam, peki toplumda en çok hangi yaş grubunda diyabete rastlıyoruz? Yani daha çocuklarda mı daha fazla, yoksa erişkinlerde mi? Evet. Eskiden erişkinlerde daha fazlaydı diyabet. Ama artık 3 aylık çocukta bile diyabete bağlı gözde glokomun oluşması rastlıyorsam, demek ki çocuklarda Çok, da fazladır. Çok enteresan gerçekten. Aynen, yani bana glokom nedeniyle gözde, hani büyük göz tansiyonu diyoruz. Glokom nedeniyle ameliyat olacak bir hastaya rapor yazılması için bana müracaat ettiler. Onaylıyor musunuz ameliyat için? Ben tabii ki sadece enfeksiyon değerlerine bakmadım. Bu glokom 3 aylık bebekte neden var diye araştırdım. Nedenine indiğinde meğerse bu çocuğun gözündeki tansiyon kalp tansiyonuna bağlıymış. Kalp tansiyonunun da sebebinde açlık şeker ve insülin direnci yüksek çıkıp prediyabet döneminde olduğu, yani prediyabet diyabet geçiş döneminde olduğu ve diyabete bağlı glokomun olduğunu tespit ettik. Ameliyattan sonra tabii ki endokrin bölümüne bağladık bu hastayı ve yurt dışında şu anda. Peki hocam, diyabet sebepleri nelerdir? Az önce dediğim gibi birçok sebeplerden kaynaklanabilir. Otoimmün olduğu için ilk başta tabii ki beslenme sorunları. Çünkü beslenme sorunları bizde bir inflamasyon yaratıyor. Önce besine karşı alerji, özellikle gluten ve kazeinli besinler bağırsakta alerjileri tetikler, bağışıklık sistemini bozar ve bağırsağın bağışıklığı düştükçe geçirgen bağırsak sendrom durumuna geçeriz. Geçirgen bağırsak sendromu oldukça, bağırsağın geçirgenliği arttıkça dahilimizde inflamasyon ve preinflamasyon dönemi, yani aslında bizim inflamatuar sitokinlerimiz var, antiinflamatuar sitokinlerimiz var. Bunların dengesi bozulduğu zaman otoinflamasyon haline geliriz ve bunlar da hangi organı tutarsa, mesela tiroidi tutuyorsa hipotiroidi Hashimoto rahatsızlığı, ondan sonra pankreası tutuyorsa diyabet veya insülin direnci rahatsızlığı, karaciğeri tutuyorsa fibroz ve daha başka karaciğer yağlanması gibi hadiseler yaratabilir. Ama diyabetin de zemininde tabii ki illa bir inflamasyon vardır. Ve hücre düzeyinde hasar olduğu zaman insüline karşı önce direnç yaranır. Daha sonra insülin eksilir vücutta. Hücreler tarafından tanınmaz hale gelir. Ve glukoz, yani kan şekeri hücre içerisine giremez. Yükselir yükselir. Daha sonra da diyabet haline gelir. Hocam peki bu şimdi diyabetle tam alakalı mı, yoksa diyabetin bir alt kırılımı mı, onu öğrenmek istiyorum. Şimdi bir insülin direnci var.
bir hipoglisemi var, açlık kan şekeri düşüklüğü var. Bunlar pek yani diyabet midir onun yoksa ilk adımları mıdır, başlangıç seviyeleri midir? İleride diyabet olmaya adaysın demektir insülin direncin olması. Bunu daha önceki video çekimde de belirtmiştim. Açlık şekerinin 70-75'in üzerinde olması, hemoglobin A1C'nin 5.2'nin üzerinde olması ve açlık insülinin yine %5'in üstünde olması insülin direncidir. Yani hemen diyabet değildir. Evet. İnsülin direncidir. Prediyabet dönemidir demektir. Evet. Prediyabet döneminde de işte bu hastayı uyarmak gerekir. Evet. Yani sen ileride diyabet hastalığına veya sendromuna maruz kalabilirsin. Önlemler yapılması gerekir. Peki şimdi az önce aslında biraz değindik ama tekrar sormuş olacağım daha detaylı açıklamanız için. Diyabet kendi başına oluşan bir hastalık mıdır? Yoksa az zemininde farklı durumlar mı vardır? Ya da şöyle söyleyeyim, az zemininde neler vardır diyabet? Evet, birinci beslenme sorunları. Şimdi herkes hazır besine kaçıyor. Evet. Yani biz de mecbur kaldığımızda hazır besleniyoruz, nöbette oluyoruz. Yani evet. Doktorlar bile, sağlıkçılar bile artık sağlıklı beslenmeyi unuttular. Hayat şartlarından. Ondan sonra ta bu Tarım Bakanlığı'ndan bizim hani pestisitli besinlerin pestisitlere maruz kalması, aflatoksinlere maruz kalması, ondan sonra kimyasal maddelerle bu sebzelerin elimize gelmesi. Evet. Bunlar tabii ki vücudumuzda her sefer aldıkça önce midemizi bozar. Ama biz dışarıdan herhangi bir sorun hissetmeyiz. Ne yapar? Midenin asitliğini bozar. Asitliğini azaltır. Asitliği azalınca ne olur? Helikobakter pileri artar. Helikobakter pileri arttıkça mideni de tahriş olur. Ve bu da ileride reflü atağı yapabilir. Mide bulantı yapabilir. Tabii geçiştiririz mide bulantı ilaçlarıyla. Bunları baskılarız. Ama midede yırtığa kadar gidebilir. Peki midenin asitliği olursa ne olur? Tabii ki biz her ağzımıza koyduğumuz lokma ile beraber onun eşliğinde mikropları da alırız. Nefes aldığımızda bile mikrop soluyoruz. Yediğimizde de yine mikrop yiyoruz. Ve bu mikroplar tabii ki mideden, mide asitinde yıkılması gerekiyor. Yıkılmadığı için bağırsağa geçer. Ve bağırsakta aşırı olmaması gereken bakteriler artar ve bunun da adı olur SIBO. Yani ince bağırsakta aşırı bakteri artması. Evet. Mide sfinkterinin bozulması, asitliğinin azalması, helikobakter pilerinin olması bağırsakta ileride geçirgen bağırsak sendromu, mikrobiyatın bozulmasına sebep olabilir. Ve aynı zamanda gluten ve kazein bol beslenirseniz yine aynı zamanda mikrobiyatını bozup ileride parazit mantar sıklığını artırabiliriz. Hocam kazeinli besinler hangileri? İlk defa duydum ben bunu. Kazeinli besinler süt ürünleridir. Süt ürünleri. Aynen, peynir, yumurta, süt, yoğurt bunlar. Tamam. Glutenli besinler de genelde tahıllar. Evet. Şimdi zaten birazdan soracağım o soruyu. Bu işin en önemli kısmı bence beslenme değil mi hocam? Aynen, her şey beslenmeden, yani kötü beslenmeden kaynaklanıyor. Aslında tedavinin de büyük bir kısmı beslenmeyle alakalı. Evet. Ona birazdan değineceğiz ama merak ettiğim bir soru da bu diyabet epigenetik ve nutrigenetik yaklaşımı var mıdır acaba? Evet. İşte bunun bütüncül tedavi yöntemi, yani klasik yöntem var, bütüncül yöntem var. Bütüncül yöntemle diyabeti yemeye kalkarsak tabii ki epigenetik üzerinden geçmemiz lazım. Epigenetik nedir? Epigenetik, yani genetik ötesi bir bilimdir. Tabii ki her ne kadar yeni tanınan bir bilim olsa da aslında 1960'lara dayanan bir bilimdir. Bizim genetiğimizde açık genler var, kapalı genler var. Yani hatalı genler, hastalık yaratan genler kapalı şekilde saklıdır vücudumuzda. Ama herhangi bir hastalığı olmayan, normal fizyolojimizi, fonksiyonlarımızı icra eden genlerimiz her zaman açıktır. Evet. Ancak her kişi genetik sülalesinde, yani olmasa dahil bütün hastalıklara açık kapı halindedir. Yani benim beslenme ve hayat şartlarım bozulduğu zaman ben ileride Alzheimer'da olabilirim, Parkinson hastalığı da olabilirim, diyabet de olabilirim. Bütün hastalıklar genimizde saklıdır. Evet. Ancak bunun epigenetik yoluyla bu hatalı genler açık hale gelebilir. Ve yine açık hale geldiği kadar da epigenetik yolla bunlar kapatılabilir. Evet.
Yani sağlıklı yaşam yoluyla aslında bu epigenetik sağlıklı yaşam yollarıyla yapılabilecek bir durumdur. Yani otonom siniri aktifleştirmek, daha çok psikolojini rahat tutmak, stresten uzak durmak, stresini iyi yönetebilmek, ondan sonra çevrendeki insanların özellikle toksik insanlardan uzak kalabilmek bu da bir artık başarı haline gelmiştir. Bunlar hepsi bizim genetiğimizi etkiliyor. Evet hocam, çok güzel anlattınız. Ve nutri genetik de nutri yani besin anlamında kökeninden geliyor. Beslenme şeklimizi düzelterekten genetikmiş gibi kendini gösteren hastalıkları yenebilme şansıdır. O zaman hocam son olarak da beslenme kısmına girelim. Nasıl beslenmemiz gerekiyor? Evet. Diyabet hastaları için özellikle diyabet hastaları için. Evet, hem onu bir anlatın. Bir de şey, hiç yani tabii ki ne kadar kendimizi koruyabiliriz beslenmeyle onu da bahsederseniz ondan sonra kapatalım. Tabii ki günümüz şartlarında şu anda sıfır yani doğal organik besinlere ulaşmak çok zordur. Ancak her ne kadar organik besinlere ulaşmasak da en azından zararlı besinleri biliyoruz. Mesela pakette ürünlerde monosodyum glutamat içeriğinin olmasını biliyoruz. O yüzden pakette ürünlerden uzak duracağız. Bir de paketli ürünler beklenen ürünlerdir. Artı yüksek ısıya maruz kalan ürünlerdir. Ve bunlar hepsi bizim vücudumuzda asitlik yapar. Asitlik yaptığı için de kan pH'ını asit yaptığı için de hücre düzeyinde ve mitokondri düzeyinde serbest oksijen radikallerini artırır ve oksidatif strese sokar. Ve hücrelerimiz ne kadar oksidatif stres yaşarsa bir o kadar çok organ hasarına kadar gidebilir. O yüzden glutenli ürünlerden, kazeinli ürünlerden, bu herkes için geçerli. Sadece diyabete özgül değil. Mümkün kadar kısıtlamak, ama tedavi yapılacaksa, tedavi içerisindeyse en az 6-8 ay kronik tedavi süresince bu besinlerden uzak durulması gerekir. Artı sebze ve et ağırlıklı beslenmesi lazım. Eğer hastada bir de oksidatif strese maruz kalmışsa vaka, ağır metal açısından deniz ürünlerinden de uzak tutuyorum. Kuru yemişten mümkün kadar çiğ yeniyor. Ve çiğ olmasının sebebi de oksidatif stresinin yine, çünkü her besinin kendisinin bir pH oranı var. Bir serbest radikal taşıma sorunu var. Ve bu sıkıntıları olmaması için yüksek ısıya maruz kalmasın diye çiğ yenecek. Ama alerjiye yatkın ürünler içerisinde antep fıstığı ve yer fıstığını özellikle çıkarıyorum diyetten. Baklagilleri, bağırsak sorunu varsa yani polip veya uzun süreye dayanan bir kronik rahatsızlığı varsa baklagilleri kesiyorum, ama protein açısından zengin olduğu için ekstra protein takviyesi veriyorum. Anladım. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür programa ederim. Programa katıldığınız için. Çok güzel sorular hazırlamışsınız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size çok güzel cevaplar verdiniz. Gerçekten çok bilgilendirici oldu. O zaman bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Size toplumun sağlığına uğraştığınız için size de gönülden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Neden Böyle YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler dilerim.